Bize fx'in n eşittir 1'den sonsuza kadar n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n'in toplamı olduğu söyleniyor. Ve biz bunun 0 ile 1 arasındaki belirli integralini bulmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu arada videoyu istediğiniz herhangi bir anda da durdurabilirsiniz tabii. Bu fx buradaki seriye eşit olduğuna göre hemen not edeyim. n eşittir 1'den sonsuza kadar n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n dx. Yapacağım şey çoğunuz için yeni bir şey olabilir ama aslında terimlerin toplamının belirli integralini almaktan başka bir şey olmayacak. Bu da birden fazla belirli integralin toplamından başka bir şey değil. Daha açık olması adına şöyle de yazabilirim. 0'dan 1'e kadar belirli integral ve burada da bir sürü terim olacak. Bunlardan fonksiyonlar olarak da bahsedebiliriz. Gx artı h(x) ve bu şekilde devam edebiliriz. Dx. Bunun fonksiyonların ayrı ayrı integrallerinin toplamına eşit olduğunu yazabiliriz. Yani sıfırdan bire kadar gx dx'in belirli integrali artı sıfırdan bire kadar hx dx'in belirli integrali ve bu şekilde devam edecek. Yani kaç tane terim varsa anlaştık mı? Bu integralin özelliklerinden biridir. Ve şimdi burada da bunun aynısını yapacağız. Tek fark burada sigma gösterimini kullanacak olmamız. Eşittir. n eşittir? Birden sonsuza kadar bu terimlerin her birinin belirli integrallerinin toplamı. Şöyle yazalım. 0'dan 1'e n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n dx. Terimlerin integrallerinin toplamını aldığımızı fark ettiniz değil mi? İsterseniz önce bunun neye eşit olduğunu bulalım. Eşittir. N birden sonsuza kadar altını çizdiğim ifadenin ters türevini alalım. X üzeri n artı 1 olacak ve n artı 1'e böleceğiz. n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1. Evet bu x'e göre düşündüğümüzde bir sabit. Ve az önce de dediğim gibi kuvveti 1 arttırıp yeni kuvvete böleceğiz. Bu da kuvvet kuralının tersidir zaten. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 ters türevi aldık ve tüm terimlerin sıfırla bir de aldıkları değeri bulmaya kaldı iş. Ama bundan önce sanırım bu ifadeyi biraz sadeleştirebiliriz. Burada bir n artı 1 var ve Burada da bir n artı 1 var. Evet, n eşittir 1'den sonsuza. x 1'e eşit olduğunda x üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1, 1 üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1 olur. Eksi 0 üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n artı 1 ama bu 0'a eşit olacağı için bunu yok sayabiliriz. Ve gördüğünüz gibi son derece basit bir ifade elde ettik eşittir n birden sonsuza kadar 1 bölü 4 üzeri n artı 1. Evet bu toplama eşit. Bir alkış hak ettiğimizi düşünüyorum yavaş yavaş. Ayrıca bunun sonsuz bir geometrik seri olduğunu da fark ettiniz değil mi? İlk terim nedir diye sorarsam not ediyorum. Birinci terim n 1'e eşit olduğunda 1 bölü 4 üzeri 2'dir. Doğru oldu değil mi? Bakıyorum evet doğru. n 1'e eşit olduğunda 1 bölü 4'ün karesini elde edeceğiz ki bu da 1 bölü 16'ya eşit. Peki ortak oranımız 1 bölü 4 ile çarpmaya devam edeceğimiz için o da 1 bölü 4. Sonsuz geometrik serilerde ortak oranın mutlak değeri 1'den küçük olduğunda seri yakın sıyacağını da biliyoruz. Yakın değer de birinci terim yani 1 bölü 16 bölü 1 eksi ortak oran yani 1 eksi 1 bölü 4 ki bu da 3 bölü 4 eder. E, bu da 1 bölü 16 çarpı 4 bölü 3'e yani 1 bölü 12'ye eşittir. İşte bu kadar. İlk başta göze korkutucu gibi görünse de bunun bir toplamın integral olduğunu anladığınız anda B belirsiz integrallerin toplamını alabileceğimizi gördük. Evet buradaki sonsuz integrallerin ters türevini aldığımızda sonsuz bir geometrik seri elde ettik. Ve bunun toplamını nasıl bulabileceğimizi de çok iyi biliyoruz öyle değil mi? Evet bu kadar.